Hanlar beyler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Bugün sizlere yine sosyal medya ile alakalı bir konudan bahsedeceğim. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün size bahsedeceğim kişi Hayley Burns. Hiç tanımadığınız birine güvenir misiniz? Bu soruya hepimizin cevabı hayır olur sanıyorum. Peki sosyal medyada tanıdığınız birine güvenir misiniz? Hayley Burns güvenmeyi tercih etti. Peki ya sonuç mu? Hadi birlikte izleyelim. Hayley Elizabeth Burns, Tony ve Shauna Burns'un kızları olarak 5 Mayıs 2000 yılında dünyaya geliyor. Aile Kuzey Carolina'da yaşıyor. Hayley'nin birçok zihinsel sağlık problemleri var ve bunlarla mücadele etmek zorunda. Hayley insanlarla sağlıklı iletişim kuramıyor. Ailesine bile kendisini düzgün şekilde ifade edemiyor. Çok fazla arkadaşı da yok zaten. Yani iletişim konusunda problemli. O yüzden de kendini çok daha rahat ifade edebileceğini düşündüğü internete yöneliyor. Duyguları hakkında konuşabileceği, endişelerini paylaşabileceği topluluk sohbet odaları keşfediyor. Yani burada kendisini daha rahat ifade edeceğini düşünüyor ve oradan kendisine arkadaş bulmaya çalışıyor. Aslında bu tarz yerlerde normal insanlar da oluyor tabii ki ama anormal insanlar daha fazla. Yani kendisini göstermeden sadece böyle mesajlarıyla insanları etkilemeye çalışan kötü niyetli insanlar daha fazla. Haley'nin kilo ve diyetle ilgili kendi mücadeleleri de olduğu için yeme bozukluğu sohbet odalarında daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Bu sohbet odalarının birinde Michael Weisslowski adında bir adamla tanışıyor. Michael Haley'e karşı arkadaş canlısı, şefkatli ve ona yardımcı olmak isteyen iyi biri gibi gözüküyor. Haley zaman geçtikçe Michael'a kendisini daha yakın hissediyor ve onunla düzenli şekilde konuşmaya başlıyor. Tabii ki bu ebeveynlerinin dikkatini çekiyor. Yani zaten kızlarıyla sağlıklı bir iletişim kuramayan ebeveynleri şimdi kızlarını tamamen kaybetmiş durumdalar. Yani gününün neredeyse tamamını bilgisayar başında ve sohbet odalarında geçiriyor. Tony ve Shauna zaman geçtikçe kızlarıyla aralarında olan ilişkinin bağlantının tamamen kesildiğini düşünüyorlar ve bu konuda oldukça endişeleniyorlar. Ve bunun için ne yapacaklarını düşünüyorlar. Tony ve Shauna kızlarının bilgisayarlarını gizliden incelemeye karar veriyorlar. Ve bunu yaptıklarında çok endişe verici mesajlarla karşılaşıyorlar. Çift sohbet odaları konusunda oldukça endişeli. Ve bu yüzden de Hayley'nin artık bilgisayar kullanımını kısıtlamaya karar veriyorlar. Ancak Hayley, Michael'la iletişim kurabilmek için ailesinin haberi olmadan her yolu deniyor. Yani okul bilgisayarını kullanıyor, arkadaşlarının telefonlarını kullanıyor bir şekilde Michael'la iletişime geçmeyi sağlıyor. Haley ve Michael birkaç ay görüştükten sonra artık yüz yüze gelip görüşmeyi, buluşmayı planlamaya başlıyorlar. Michael tabii ki kendisi hakkında da Haley'e yalanlar söylüyor. Haley bu sırada 15 yaşında, Michael ise 31 yaşında. Yani Michael yaşı da dahil olmak üzere birçok konuda Haley'e yalan söylüyor. Haley artık bilgisayarda hangi eyaletlerde rıza yaşının kaç olduğunu araştırmaya başlıyor. Ve Georgia'da reşit olma yaşının 16 olduğunu öğreniyor. Hayley ve Michael'ın planı şu. 16. yaş günü yaklaşırken evden kaçıp Georgia'ya yani Michael'ın yanına gidecek. 23 Mayıs 2016'da yani 16. yaş gününden sadece birkaç hafta sonra Hayley evden kaçmaya karar veriyor. Hayley gecenin bir yarısı aile evinden ayrılıyor. Ve birkaç sokak aşağıya park etmiş Michael'ın aracına doğru hızla yürüyor. Araca bindiğinde aslında hata yaptığının farkına varıyor Hayley ama... Artık her şey için çok geç. Kendi yaşıtı zannettiği Michael 31 yaşındaki Michael'ı görünce hayal kırıklığına uğruyor. Ve artık yapabileceği pek bir şey yok. Bundan sonrası Michael'ın insafına kalmış. Michael aracı Atlanta Georgia'dan çok uzakta olmayan Duluth'taki evine sürüyor. Eve vardıklarında o samimi şefkatli arkadaş canlısı adam ortadan kayboluyor. Diğerine canavara dönüşmüş bir adam geliyor. Ve kızı yatak odasına götürüp orada saldırıda bulunuyor. Ve bu Hayley'nin takip eden aylar boyunca katlanmak zorunda kalacağı bir dizi saldırı ve işkencenin yalnızca ilki. O andan itibaren Michael Hayley'e kölesiymiş gibi davranmaya başlıyor. Bu arada Hayley'nin ailesi sabah erken saatlerde kalkıyorlar ve sanki normal bir güne uyanmış gibi hareket ediyorlar. Annesi saat 6 gibi Hayley'nin odasına gidiyor ve onu uyandırmaya çalışıyor. Yorganı kaldırdığında içinde Hayley'nin oyuncaklarını buluyor ve panikle evi aramaya başlıyor. Şahuna ön kapının açık olduğunu fark ediyor ve hemen kocasını uyandırıp bütün olanı biteni ona anlatıyor. İkili evi didik didik arıyorlar. En sonunda Tony garaja gidiyor ve garajdaki büyük çöp kutusunu karıştırmaya başlıyor. Çöp kutusunda büyük bir kağıt yığımıyla karşılaşıyorlar. Bunlar Hayley'nin kaçmadan önce hangi eyalette rıza yaşının kaç olduğuyla alakalı yapmış olduğu listeler. Tony hemen kızının günlüğünü okumaya karar veriyor ve günlüğü açtığında karşısına şöyle bir liste çıkıyor. Başlık: Babanın Kuralları. Bu liste Michael'ın Hayley'e uyması için verdiği kurallar listesi ve bu kurallar oldukça ürkütücü. Elinin ne yemesi gerektiği ya da ne yememesi gerektiğinden tutun ne izlemesi gerektiği ya da ne izlememesi gerektiği konusunda oluşan bir liste, bu kurallar listesi. Ve bunlara uymadığı takdirde bir de ceza listesi var. Ceza listesi kurallar listesinden daha da korkunç. Aile kızlarının çok kötü niyetli bir adamın elinde olduğunu anlıyorlar ve yıkılıyorlar. Hemen polise haber veriliyor. Polisle birlikte haber istasyonlarına da haber veriliyor. Çevreye bütün yaşadıkları bölgenin çevresine afişler asılıyor, kayıp ilanları veriliyor. Aynı zamanda aile özel bir de dedektif tutuyor. Yani ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar kızlarını bulmak için. Aile oldukça endişeli. Kızlarının ona karşı karanlık düşünceleri olan bir adamın elinde olması onları adeta yıkıyor. Bir süre sonra FBI bu davadan haberdar olur ve aileyle iletişime geçiyorlar. Ailenin bütün telefonlarını ve bilgisayarlarına el koyuyorlar ve inceleme altına alıyorlar. Hayley'nin konuştuğu bütün insanlarla iletişime geçiliyor ve internet bağlantıları inceleniyor. Ancak elle tutulur hiçbir şey yok ortada. Aile bir daha kızlarını göremeyecekleri konusunda oldukça endişeli. Bu arada Hayley'nin kabusu da yeni başlamış durumda. Michael kıza karşı olan tüm saldırılarını, tüm saldırılarını üst düzeye çıkartıyor. İlk günden itibaren Hayley yanlış yaptığını, ayrılmak istediğini, evine geri dönmek istediğini söylese de nafile. Michael Hayley'e artık buna alışması gerektiğini ve hayatının bundan sonrasının bu olduğunu söylüyor. Michael zamanla daha da ileriye giderek Hayley'e köpek gibi davranıyor. Hayır, hayır. Bu mecazi anlamda söylenmiş bir şey değil. Bayağı bildiğiniz köpek eğitimi vermeye başlıyor. Köpek eğitiminde kullanılan bir cihazla Hayley'i eğitmeye çalışıyor. Michael Hayley'e her tıklamanın öğrenmesi ve uyması gereken belirli bir komuta bağlı olduğunu açıklıyor. Yani örneğin birkaç tıklama işte kıyafetlerini çıkar anlamında, diğeri yatmalısın artık anlamında, işte diğeri artık kalkmalısın anlamında falan gibi böyle aşağılayıcı ve küçük düşürücü hareketler yapıyor. Bu korkunç bir şey. Bu bence bir insana yapılabilecek en kötü muamele diye düşünüyorum. Psikolojik olarak insanı çok kötü etkiler. Ayrıca Michael ne zaman yemek yemesi konusunda da emirler veriyor. Yani şöyle ki bir tabak yemeği getirip önüne koyuyor ve onu Michael ye demeden Hayley o yemeği yiyemiyor. Yani tabak önünde dursa da asla o yemekten bir lokma bile alamıyor. Çok daha kötüsü, daha da kötüsü Hayley'e emir vererek onu havlamaya zorluyor. Yani emir verdiğimde havlayacaksın gibi talimatları var. Michael Hayley'nin üzerinde tam bir hakimiyet kuruyor. Yani Hayley onun elinde inanılmaz muamelelere maruz kalıyor. Zaman geçtikçe şiddet daha da artıyor. Hayley'i bağlayıp yani köpek eğitimi vermesi yetmezmiş gibi bir de köpek kulübesinde yatırmaya zorluyor. Orada yatırıyor kızı bağlayıp. Ve Michael, kendisinin belirlediği ağırlık hedefine ulaşması için de Hayley'i aç bırakıyor. Yani ona yemek vermiyor. Hayley üzerindeki kontrolünü daha da geliştirmek için ödül ve ceza yöntemine başvuruyor. Yani ödüller şöyle. Eğer Hayley Michael'a karşı gelmezse, onun her söylediğine itaat ederse ona belli ödüller veriliyor. Yani yemek istediği yemeği yemesine izin veriyor. Ya da onu süpermarkete götürüyor gibi ödüller. Ve eğer söylenenleri yapmazsa, Michael'ı sinirlendirirse, ona karşı gelirse şöyle cezalar veriliyor. Yüzüne ve göğsüne şiddetli yumruklar atılıyor. Saçı çekiliyor, boğazı sıkılıyor ve kafası suyun altında tutuluyor. Hayley'nin bütün dış dünya ile iletişimi kesik, yani hiç kimseyle iletişim kuramıyor. Ancak bir altık Michael rahatlamış durumda herhalde üzerinde tam olarak bir hakimiyet kurduğunu düşünüyor. Hayley nasıl oluyorsa bir gün bilgisayarı açıp sohbet odalarına girmeyi başarıyor ve bunu Michael yan odada oyun oynarken yapıyor. Hayley Kate adında Romanya'da bulunan bir kadınla konuşmaya başlıyor. Kate Romanya'da okuyan Amerikalı bir öğrenci. Hayley Kate e başından geçenleri özet şeklinde hızlıca anlatıyor ve yardım istiyor ondan. Kendi resmini çekiyor, bulunduğu yerin camından dışarıyı çekip atıyor. Ve Kate hemen e, bu Hayley hakkında internette bütün haberleri araştırmaya başlıyor. Yani söyledikleri doğru mu, gerçekten kayıp mı, aranıyor mu gibi diye araştırmalar yapıyor. Ve Hayley'nin söylediği şeylerin gerçek olduğunu anlıyor. 23 Haziran 2017'de Kate Facebook üzerinden Shauna Burns'e hemen bir mesaj gönderiyor. Ve mesajda sanırım Hayley'nin nerede olduğunu biliyorum yazıyor. Aynı zamanda ailenin inanması için de sohbetten kısa, ee, ekran görüntüleri alıp gönderiyor. İşte e, Hayley'in gönderdiği resimleri ailesine gönderiyor. Bunun üzerine aile hemen FBI ile iletişime geçiyor. FBI bu olayı araştırmaya başlasa da bu olayı asıl çözen Hayley'nin annesi Shauna Byrne. Bu olayı çözüme kavuşturan şey Hayley'nin gönderdiği bir resim. Hayley tutulduğu evin camından dışarıyı çekmiş ve Kate'e atmış. Kate de bunu annesine gönderiyor. Ve Shauna bu resmi yakınlaştırıp etrafı incelemeye başlayınca oradaki bir evin camında böyle satılık ilanı tabelası görüyor. Satılık tabelasındaki numarayı arayıp evin nerede olduğunu öğreniyor ve bu bilgiyi de hemen FBI ile paylaşıyor. Polisler ve FBI tabii ki hemen eve baskın yapıyorlar ve Hayley'nin artık esareti sona ermiş oluyor. Hayley o noktadan sonra iyileşmek için artık uzun bir yola başlamak zorunda. Çünkü çok fazla aç bırakıldığı için sağlıksız beslendiği için güçsüz durumda, psikolojisi mahvolmuş durumda. Michael çeşitli suçlamalarla birkaç ay hapiste kalıyor ve mahkeme günü gelip çatıyor. Bölge savcısı Michael'ı sert bir cezaya çarptırmak isterken bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. İlk sebeplerden biri Georgia'da rıza yaşının 16 olmuş olması. Yani Hayley de 16 yaşında. Ve Michael tabii ki de bu yaptıklarının hepsini inkar ediyor ve o reşit bir kızdı ve tamamen kendi isteğiyle oldu ne olduysa diyor. Ve bunu kanıtlayabileceği şeyler de var elinde yazışmaları da var. Çünkü mesajlaşırken Hayley plan yaparak evden kaçtı ve rıza yaşının 16 olmasını bekledi. Yani birçok şey aslında Michael'ın lehine. Tabii ki bu durum davayı gri bir rıza alanı içerisine sokuyor. Yani gri bir rıza alanı demek jüriyi etkilemenin zor olacağı bir duruşma demek. Bu durum Michael'ın ceza almasını zorlaştırabilir. Ayrıca Michael'ın elinde az önce dediğim gibi kendi lehine olan kanıtları ve argümanları var. Bölge savcısı Burns ailesine bu durumdaki en iyi eylemin bir savunma anlaşması yapmak olduğunu söylüyor. Aile sadomi ve sahte hapis cezasını kaldırmak için suçlama listesini ayarlayarak bir savunma hazırlıyor. Bazı suçlar kaldırıldıktan sonra çocuklara birinci derece zulüm ve devletler arası müdahaleyi kabul etmesi isteniyor Michael'dan. Ve tabii ki hepsi bu da değil. Bölge savcısı Michael'ın bu eylemlerini tekrarlamayacağından ve başka birisine de zarar vermeyeceğinden emin olmak istiyor. Bu nedenle, savunma anlaşmasının bir parçası olarak Michael'ın 18 yaşından küçük kimseyle temas kurmak ve onunla sohbet etmek riskini azaltmak için elektronik cihazlarının rastgele aranması da dahil olmak üzere belirli kurallara uyması talep ediliyor. Burns ailesi savunma anlaşmasının bir sonuç almak için en iyi bir eylem olduğunu düşünüyorlar ve bu anlaşmayı kabul ediyorlar. Michael da aynı fikirde. Yani yargıca olan yargıca karşı suçunu kabul ediyor. Niye kabul ediyor ama? Çünkü normalde alacağı olası hapis cezası 25 yılken Michael'a 10 yıl hapis cezası veriliyor. Hale de duruşmalara katılıyor tabii ki ve ona konuşma fırsatı verildiğinde bu fırsatı cesurca kabul ediyor ve konuşmak istediğini söylüyor. Hayley şunları söylemiş duruşma sırasında: Evimden ayrıldığımda hayatım mahvoldu. Bir daha kendime olan saygımı yeniden kazanacağımı sanmıyorum. Yani kendime olan saygımı tamamen kaybettim. Ve bir daha kimsenin beni sevebileceğini sanmıyorum ve kendisine yapılan işkenceleri de ayrıntılı şekilde anlatmış. Mahkeme salonundaki herkes ve bu olayı daha sonradan haberlerden duyup öğrenen birçok kişi duygusal olarak çok fazla etkilenmişler Heylin'in sözlerinden ve bu verilen cezayı da çok az bulmuşlar haklı olarak. Tüm bu konuşmalara tek bir kişi duygu belirtisi göstermiyor. O da Michael. Yaptığı hiçbir şeyden pişman olmamış, hiç özür dilememiş. Öylece duruyor duvar gibi, hiç konuşmadan. Bu durumu fark eden ve çok sinirlenen Hayley'in annesi Chauna, Michael'a oldukça sinirlenmiş ve şunları söylemiş: "Sen bir korkaksın. Genç kızları avlayan gümüş dilli bir saldırgansın. Hastasın ve sadistsin." Aile de aslında aldığı cezadan memnun olmasa da yine de kızlarına kavuştukları için ve yapabilecekleri en iyi şeyi yaptıklarını düşündükleri için mutlular. Kamoyu bu davadan asla memnun değil. Michael'ın daha sert bir ceza almasını istemişler. Ancak bölge savcısı dava koşullarını mahkumet almayı zorlaştıracağı için en doğru kararın bu olduğunu savunmuş. Birçok kişi Hayley'nin neden kaçmadığını düşünmüş. Yani şöyle ödül olarak Michael onu süpermarkete götürmeyi kabul etmişti ve süpermarkete götürüyordu. Peki Hayley oradan neden kaçmadı? Psikologlar ise bu durumu şöyle açıklamışlar. İnsanlar bu gibi durumlarda hiç beklenmedik tepkiler verebilir. Hiç beklemediğimiz şekilde davranabilirler. Yani bu durumlar insanları psikolojik olarak oldukça etkiler. Kişi tüm umutlarını yitirir ve diğer insanlara olan güveni de oldukça sarsılır. Yani kaçmak istese o anda Michael'ın onu yakalayacağından ya da birinin onu görüp Michael'a söyleyeceğinden ya da yardımcı olmak isteyen insanların da Michael gibi çıkacağından korkmuş olabilir. Ayrıca 13 ay boyunca aç ve e, hareketsiz şekilde kalmış olması onun sağlıklı düşünmesini zorlaştırmış olabilir diye açıklamışlar. Hayley o günden sonra neyse ki daha da iyiye gitmeye başlamış. Ailesinin ve doktorların desteğiyle o anki halinden çok daha iyi durumda şu an. Ve Hayley birçok programda konuk olmuş, birçok röportajda vermiş. Ben açıklamalar kısmına bunlardan birini ekleyeceğim mutlaka. Günümüzde hepimiz sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyoruz ve lütfen bunlara karşı, bu gibi durumlara karşı çok daha dikkatli olmalısınız, olmalıyız hatta. Çünkü insanlar bazen kendilerini gerçekten boşlukta bulabiliyorlar ve birçok dolandırıcılık olayını görüyoruz, birçok işte kaçırılma olayını görüyoruz. Bu gibi durumlarda lütfen daha da tedbirli olalım. Yani konuştuğunuz insanı tanımadan, görmeden, bilmeden ona işte para göndermek, işte bilmem adresinizi vermek, yerinizi söylemek gibi hatalar yapmayın lütfen. B1 davanın bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla. Hoşçakalın.